Farklı bir hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir kadın çocuğunu getirerek "Ya Resulullah, benim çocuğumda hafif delilik hastalığı var." söylemiştir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun göğsüne elini sürerek onun için dua etti, rukiye yaptı. Bunun üzerine çocuk karnından, ağzından küçük siyah bir şey kustu. Bunun üzerine rahatladı, buyurulmaktadır. Farklı bir hadis-i şerifte Übnü Eba'nın dedesi Zari, kız kardeşinin, delilik hastalığı olan kız kardeşinin oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna götürerek "Ya Resulullah, benim bu oğlumda delilik hastalığı, akıl hastalığı var. Onun için dua eder misin?" diye söylemiştir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Onu bana getirin, onu bana yaklaştırın, sırtını yere yatırın, sırtı düz olacak şekilde yere yatırın." buyurmuştur. Biz o şekilde hazırladığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi, elbisesinin ucunu tutarak sırtına vurmaya başladı. Hatta bunu rivayet eden sahabe efendimiz "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koltuk altındaki beyazlığı görüyordum." belirtmiştir. Bunun üzerine çocuk ayağa kalktı ve bakışları düzeldi. Rivayet eden sahabe efendimiz "Önceki bakışları şimdiki bakışları gibi değildi." diye belirtmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuk için dua etti. Ellerini çocuğun yüzüne sürdü ve o çocuk heyet içerisinde, yani çocuklar arasında en üstün olanı oldu. Ondan daha akıllı, daha iyi olan çocuk yoktu buyurulmaktadır. Farklı bir hadis-i şerifte sahabe efendilerimizden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuktaydık. Yolculuk esnasında Arabi bir kadın gelerek "Ya Resulullah, bu benim oğlumdur. Bu oğluma şeytan çarptı, cinler çarptı." söylemiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onu bana yaklaştır." Çocuk yaklaştığı zaman "Ağzını aç." buyurmuştur Efendimiz. Ve ağzının içerisine tükürerek "Çık ey Allah'ın düşmanı, ben Allah'ın Resulüyüm." buyurmuştur. Bunu bu şekilde 3 defa tekrarlamıştır. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arabi kadına "Çocuğunu alıp git. Çocuğunda hiçbir şey kalmadı, çocuğunun başına hiçbir şey gelmeyecek, çocuğunla istediğin gibi hareket edebilirsin." buyurmuştur. Farklı bir hadis-i şerifte sahabe efendilerimizden bir grup yolculuğa çıkmışlardı. Yolculuk esnasında bir Arap kabilesinin yanından geçerken orada istirahat etmek istediler. Ancak bu Arap kabilesi sahabe efendilerimizi kabul etmediler. Sahabe efendimiz gidip farklı bir yerde istirahata çekildiler. Bu esnada o kabul etmeyen Arap kabilesinin reisini akrep sokuyor. Ve o Arap kabilesi neler etti, neler yaptıysalar bir türlü reislerinin iyi olması hususunda muvaffak olamadılar. Ve neticesinde kendi aralarında istişare yaparak o kendilerine teklif eden, istirahat için, misafir olmaları için teklif eden kişilerin yanına gidip onlarda reisleri için iyi olacak bir şey var mı yok mu bunu öğrenmek istediler. Bunun üzerine geldikleri zaman sahabe efendimize soruyorlar, sahabe efendilerimize. "Siz de bizim reisimizi akrep soktu, reisimize iyi olacak sizde bir şey var mı?" diye sordukları zaman o grup içerisindeki sahabe efendilerimiz içerisindeki Ebu Said el-Hudri efendimiz "Evet, ben ona rukiye yaparım, Kur'an-ı Kerim ile ben onu tedavi ederim." buyurmuştur. Bunun üzerine şöyle demiştir. "Ancak belli bir maddi karşılık üzerine anlaşmadan ben ona rukiye yapmam." demiştir. Ve neticesinde o Arap kabilesiyle 30 koyun üzerine anlaşma yaptılar. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz gidip Arap kabilenin içerisindeki o Arap reisinin üzerine Ebu Said el-Hudri efendimiz bir Fatiha okudu. Ve Allah'ın izniyle reis ayağa kalkarak kendisinde hiçbir şey yokmuş gibi yürümeye, hareket etmeye başladı. Yani Allah'ın izniyle şifasını buldu. Bunun üzerine reisleri "Onlarla ne hususta anlaşma yaptıysanız onlara onu verin." söylemiştir. Arap kabilesi de onlara anlaştıkları üzere 30 koyunu teslim etmişlerdir. Bunun üzerine sahabe efendimiz giderken o koyunları kendi aralarında paylaşmak istediler. Ancak rukiye yapan Ebu Said el-Hudri efendimiz "Hayır, biz bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormadan bu koyunlara dokunmayalım, bunları paylaşmayalım." buyurmuştur. Ve koyunlarla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitmiştir. Peygamber Efendimiz'e gittikleri zaman sahabe efendimiz Arap reisine, Arap kabilesinin reisine Fatiha ile rukiye yaptığını söylemiştir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen Fatiha'nın rukiye olduğunu nereden biliyordun?"
diye sormuştur. Yani Rukiye'nin, Fatiha'nın Rukiye olduğunu soru sorarak tasdik etmiştir. Bunun üzerine onlar sizindir, o aldıklarınız sizindir, onlar sizin için helaldir ve o aldıklarınızdan bana da bir pay getirin diyerek bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsemiştir. Bu şekilde bir hadis-i şerifte kütüb-i sitte içerisinde yer almıştır. Farklı bir hadis-i şerifte sahabe efendilerimizden Ya'la bin Mürre şu şekilde anlattı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuktaydık. Yolculuk esnasında bir kadın yolda oturuyordu. Kadının yanında çocuğu vardı. Kadın Peygamber Efendimiz'e Ya Resulullah benim bu çocuğumun bir hastalığı var. Çocuğum sürekli gün içerisinde bayılıyor. Gün içerisinde kaç defa olduğu bilinmeyen bir şekilde, bilinmeyecek bir şekilde sürekli bayılmalar var. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu istedi. Çocuğu deve ile devenin üzerine aldı. Deve palasıyla kendi Peygamber Efendimiz arasına çocuğu koydu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun ağzına üfleyerek Allah'ın adıyla ben Allah'ın kuluyum. Çık ey Allah'ın düşmanı defol git diye buyurmuştur. Bunun ve neticesinde çocuğu kadına vermiştir. Ve Peygamber Efendimiz şu şekilde buyurmuştur. Bizi burada bekle ve çocuğun başına ne gelecek? Çocuk bundan sonra hastalanacak mı? Bize bunu bildir diye emir buyurmuştur. Ve biz yolumuza devam ettik diye sahabe efendimiz hadis-i şerifte devam ediyor. Tekrar geri dönüşümüzde ise kadın orada bekliyordu. Ancak yanında 3 tane daha koyun vardı. Ve kadın şu şekilde anlattı. Ya Resulullah, benim çocuğumda siz gittikten sonra hiçbir rahatsızlık, hiçbir sıkıntı olmadı, hiçbir hastalık olmadı. Bu 3 koyunu da size getirdim. Bunları kesip yiyin demiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya'la bin Mürre Efendimiz'e in onlardan, koyunlardan bir tanesini al, diğer 2 tanesini geri ver buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, gördüğü gibi hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu ve üflediği varid olmuştur. İmam Nevevi onun nefesiyle alakalı bahsederken onun nefesi tükürüksüz bir üfürüktür. Hafif üfürük şeklindedir buyurmuştur ve bunun rukyede mübah olduğunu belirtmiştir. Ve alimlerin rukyede bu şekilde üfleme yapmanın caiz olduğu hususunda da ittifak ettiğini İmam Nevevi belirtmiştir. Hazreti Ayşe validemize de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üflemesi sorulduğu zaman onun üfürüğü kuru üzüm yiyen kişinin üfürüğü gibidir. Yani tükürüksüzdür buyurulmuştur. Ancak Hazreti Ayşe validemiz kasıtsız bir şekilde çıkan rutubet, çıkan nem o tükürükten sayılmayacağını da belirtmiştir. Bu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalar ona geldiği zaman okur üflerdi. Ancak tükürdüğü de daha önce bahsettiğimiz hadis-i şeriflerde de varid olmuştur değerli kardeşlerim. Rukiye esnasında bizler tükürme vesaire yapmıyoruz. Sadece sünnet olduğu üzere, mübah olduğu üzere bereket olması için nefes etme yapıyoruz. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin dişleri arasında melekeler vardır. Dişlerinizi temizleyin, misvakla temizleyin buyurulmuştur. Kişi Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği zaman, Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman bu melekeler ağızda çoğalmaktadır değerli kardeşlerim. Zira Kur'an'ın okunduğu yere, o ortama, o ağza, o bedene melekeler orayı sarmaktadırlar. Ve o nefes edildiği zaman Allah'ın izniyle, tabi şifa niyetiyle nefes edildiği zaman o nefes edilme neticesinde o melekeler karşı tarafa geçmektedirler. Yani bir pozitif enerji aktarması oluşmaktadır. Nefesin hakikatteki manası ve mahiyeti de bu şekildedir. Farklı bir hadis-i şerifte Avf İbni Malik radıyallahu anh şöyle anlattı. Biz cahiliye zamanında da rukiye yapıyorduk. Rukiye ile tedavide bulunuyorduk. Bunun üzerine ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanı huzuruna giderek Ya Resulullah biz cahiliye zamanında da rukiye ile tedavi oluyorduk. Bu rukiye hakkında ne buyuruyorsunuz sorduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığınız rukiyeleri bana söyleyin bakalım onlara buyurmuştur. Sahabe Efendimiz yaptıkları rukiyeleri Peygamber Efendimiz'e okudukları zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içerisinde şirk olmayan rukiye ile tedavi olabilirsiniz buyurmuştur. Buna ruhsat vermiştir. Farklı bir hadis-i şerifte Şabir radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukiyeyi yasaklamıştır. Ve bunun üzerine Amr bin Hazm'ın çocukları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek Ya Resulullah siz rukiyeyi yasakladınız ancak biz rukiye yaparak akrep sokmasına karşı kendimizi korumaya alırdık. Bu şekilde akrep sokmasından korunurduk.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yaptığınız rukiyelerde bir beis yoktur. Yaptığınız rukiyelere geri dönün. Her kim kardeşine faydalı olabilecekse derhal faydalı olsun buyurmuştur. Farklı bir hadis-i şerifte Hazreti Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yılan sokmasına karşı rukiye yapmam hususunda icazet verdi, ruhsat tanıdılar. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber otururken bir kimseyi, bir adamı yılan soktu. Bunun üzerine ya Resulullah ben bu adama rukiye yapayım mı diye sorduğum zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki ona faydalı olabilecekse derhal olsun buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesi, nazar ve humma, ateşli hastalık, zehirli hayvan sokması dışında rukiye yoktur. Göz değmesi, nazar ve humma'nın dışında rukiye yoktur buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte sadece rukiye, nazara ve humma'ya karşı yapılabileceği anlaşılsa da muhaddisler bunun bu şekilde olmadığını açık bir şekilde beyan etmişlerdir. Zülfikar'dan başka kılıç yoktur, Ali'den başka yiğit yoktur sözüne kıyas ederek bunu açıklamışlardır. Bunun bu şekilde anlaşıldığı gibi olmadığını belirtmişlerdir. Zülfikar'dan başka kılıç yoktur, yani en iyi kılıç Zülfikar'dır. Ali'den başka yiğit yoktur, yani en yiğit insan Hazreti Ali Efendimiz bu söz bunu göstermektedir. Bu hadis-i şerif de bu şekilde açıklanmıştır. Nazara ve hummaya karşı rukiye yoktur. Yani nazar hususunda nazara karşılık yapılabilecek en etkili işlem rukiye olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kütüb-i sitede geçen hadis-i şerifte açık bir şekilde beyan etmektedir. Farklı bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe validemiz şu şekilde anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağa girdiği zaman ellerine üfler ve muavvizeteyn yani Felak ve Nas suresini ve Kul huvallahu ehedi İhlas suresini okur, sonra yüzüne ve bütün vücuduna sürerdi, meshederdi. Ve bunu 3 defa tekrar ederdi buyurmuştur. Ve hastalandığı zaman da bunun aynısını ben ona yapardım buyurmuştur hadis-i şerifte. Yine farklı bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe validemiz şu şekilde rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman kendi üzerine muavvizeteyn yani Felak ve Nas suresini okuyup üflerdi. Hastalığı ağırlaştığı zaman, şiddetlendiği zaman onun üzerine ben okuyup üflerdim ve onu kendi eliyle o okuduklarımın bereketiyle bereketlenmesi için onu kendi eliyle meshederdim buyurulmuştur. Farklı bir hadis-i şerifte Abdülaziz bin Süheyb radıyallahu anh Sabit el-Bunani'ye seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rukyesiyle tedavi edeyim mi diye sorduğu zaman Sabit el-Bunani evet yap, tedavini yap buyurmuştur. Bunun üzerine Abdülaziz bin Süheyb Efendimiz şu rukyeyi okumuştur. Ezhibil be'se rabben nas, eşfi ve ente şafi, la şifa'e illa şifa'uk, şifa'ni nazra kadır sagama. Mealen Allahümme ezhibil be'se rabben nas, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı giderici olan Allah'ım şifa ver. Senden başka şifa veren yoktur. Tek şifa verici sensin. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın. Meali de bu şekildedir bu duanın, bu rukyenin. Bu şekilde rukye yapmıştır sahabe efendimiz. Farklı bir hadis-i şerifte Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin'e rukiye yaptıktan sonra şöyle dedi. Babanız İbrahim oğulları İsmail ve İshak'a şu şekilde rukiye yapardı. Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hammedin ve min kulli aynin lemme. Yani mealen her şeytanın, her zehirli hayvanın ve nazar eden her gözün şerrinden Allah'ın noksansız isimlerine sığınırım. Burada Allah'ın noksansız isimlerinden kastedilen Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'dir, isimleridir, esmalarıdır, sıfatlarıdır. Yani Allah Teala'nın kelamıyla, Kur'an-ı Kerim'le, isimleriyle, Esma-ül Hüsna ile, İsmi Azam ile, sıfatlarıyla Allah Teala'ya sığınırım. Onların Kur'an-ı Kerim'in vesilesiyle, aracılığı ile Allah Teala'ya sığınırım manasındadır.
Allah-u Teala'ya yine sığınıyoruz. Ancak sığınırken Allah-u Teala'nın isimlerini, sıfatlarını vesile, aracı tutuyoruz. Bir hadis-i şerifte sahabe efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hummaya, ateşli hastalıklara ve bütün ağrılara karşı şu rukiyeyi yapmamızı bize öğretmişti. Bismillahilkebir, eûzu billahil azim, min kulli şerri irgin nâr ve min şerri herrin nâr. Mealen, ulu Allah'ın adıyla kanla kabaran bütün damardan ve ateş hararetinin şerrinden büyük Allah'a sığınırım buyurulmuştur. Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği farklı bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyarete gittiği zaman veya ona bir hasta geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu rukiyeyi, şu duayı yapardı. Edhibil be'se rabben nas, eşfi ve ente şafi, la şifa'a illa şifa'uk, şifa'a linas ve kadir sabrana. Farklı bir hadis-i şerifte sahabe efendimiz şu şekilde anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben hasta olduğum zaman benim ziyaretime geldi. Beni ziyarete geldi ve bana şu şekilde ruk yaptı, dua yaptı. Ey insanların Rabbi, Sabit İbni Kays İbni Şemmas'tan bu acıyı, bu sıkıntıyı kaldır. Ve daha sonrasında Medine'nin bir vadisinden gelen toprak üzerine nefes etti. Suyla karışarak nefes etti ve bu topraklı suyu benim üzerime serpti diye buyurulmuştur. Topraklı suyun, Medine'den bir vadisine gelen topraklı suyun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanın Rabbi, Sabit İbni Kays İbni Şemmas'tan bu acıyı, bu sıkıntıyı kaldır diyerek dua etti. Sonra onun üzerine nefes etti. Daha sonra o suyu, o topraklı suyu onun üzerine serpti, rivayet edilmiştir. Farklı bir hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına gelerek ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hasta mısın?'' diye sorduğu zaman Peygamber Efendimiz ''Evet'' buyurmuştur. Bunun üzerine Cibril-i Emin şu rukiyeyi yapmıştır. ''Bismillahirrahmanirrahim, min kulli şeyin yu'zik ve min şerri kulli nefsin ve aynin hasidin Allah yeşfik, bismillahirrahmanirrahim.'' Mealen ''Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın adıyla sana rukiye yapıyorum.'' ''Min kulli şeyin yu'zik, sana rahatsızlık veren, sıkıntı veren bütün hastalıklara karşı, kötü olan nefislere karşı ve hasetçi olan gözlere karşı, hasetle bakan gözlere karşı sana rukiye yapıyorum. Allah sana şifa versin. Ben Allah'ın adıyla sana rukiye yapıyorum. Mealindedir bu rukiye. Farklı bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boğazından rahatsızdı, hastaydı. Ve bu hastalığını açık bir şekilde belli ediyordu. Bunun üzerine Cibril-i Emin gelerek Peygamber Efendimiz'e ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah-u Teala sana rukiye yapmam için gönderdi buyurmuştur. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz başını açarak Cebrail aleyhisselam ona şu rukiyeyi yapmıştır. Yine aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim, min kulli şeyin yu'zik ve min şerri kulli nefsin ve aynin hasidin Allah yeşfik, bismillahirrahmanirrahim. Bu Cibril rukiyesi, Cebrail aleyhisselamın duası olarak geçmektedir. Bunu hadis-i şerifte 3 defa tekrarladığı geçmektedir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şifa bulduğu, iyileştiği nakledilmektedir. أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك
innaka ala kulli şeyin kadir. Rabbi inni masaniyadzur ve ente erhamur rahimin. Allahümme elbishu thawbas sihhati vel afiyeti acilen gayre acilen ya erhamer rahimin. Allahümme inna nes'aluka bikulli ismin leke en teşfiyeh. Allahümme şfih. Allahümme amin.